yalın net bir şekilde sorgulamayı yapacaksınız. Ondan sonra da ama hemen yaptığınız hatalardan ders alarak iki hafta sonra gireceğiniz seçim için hazırlanacaksınız. Türkiye peş peşe bir seçim dönemlerinin içine girmiş olabilir. Bir yıl sonra, yalnızca bir yıl sonra belediye başkanlığı seçimlerinin olduğunu da unutmayınız. Sıradaki haberi izlerken şunu aklınıza getirin lütfen. Türkiye'de bir yıl sonra seçim varsa o günden itibaren seçim sattım haline girilmiş demektir. Evet. Saatler de. sabah 7'yi gösterdiğinde sandık görevlileri yeminlerini etti, görevlerine başladılar. Ancak yine de seçmenin oy kullandığı sınıflar, okul bahçeleri birçok usulsüzlüğe sahne oldu. Evet. Ankara'da Sümerdeniz İlkokulu, Teğmen Kalmaz İlkokulu, Kütükçü Ali Bey Ortaokulu, Kavaklıdere Ortaokulu ve Mimar Kemal Ortaokulu'nda oy kullanma işlemi başlamadan önce mühürsüz zarf ve oy pusulaları için tutanak tutuldu. AKP İzmir 1. Bölge Milletvekili adayı savcı sayan seçim günü yasaklarının başlamasına rağmen seçmenlere SMS atarak oy istedi. Ataşehir ve Üsküdar'da da birçok okulda AKP amblemini andıran turuncu rozet takan kişiler olduğu görüldü. İtiraz üzerine çıkartılan rozetlerle ilgili ilçe seçim kurulundan karar çıkartıldı. Gaziantep'te oy vermek için sandığa gitmek isteyen vatandaşların bir kısmı Vatan Partisi'nden sandık kurulu üyesi oldukları için oy kullanmakta zorluk yaşadı. Ağırlığı Yeşil Sol Parti'den olan seçmenlerin bilgilerinin dışında üye yapıldığı öğrenildi. Bu sebepten oy kullanamayan seçmen sayısının 4083 kişi olduğu bildirildi. Vatan Partisi hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Ordu'da CHP gözlemcileri gözlemci kartları olmasına rağmen sandık çevresine alınmadı. AKP logo'lu kalem dağıtıyorsunuz hem de sandık kırımlarını ne demek bir saniye. İzmir Ahmet Ragıp İlkokulu'nda AKP logolu kalem dağıtıldı. Seçim yasağına uymayan kişi sandık görevlileri ve polisler tarafından uzaklaştırıldı. Görecekler Görecekler göster, göster. Göster. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu saat 11'de mükerrer oy kullanmaya çalışan bir kişinin yakalandığını açıkladı. Bir sandık kurulu başkanı da seçmene verdiği pusulaya kendisi oy kullanmaya kalktığı için sandık kurulu başkanlığı iptal edildi. Kaftancıoğlu o kişinin gözaltına alındığını açıkladı. İstanbul'un Fatih ilçesindeki Neslişah İmam Hatip Ortaokulu'nda AKP'li müşahitler Türkiye İşçi Partisi üyesini darp etti. Adıyaman'da bir vatandaş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan posteriyle oy kullanmaya gelmesi nedeniyle oy kabinine alınmadı. İstanbul Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek isteyen yaşlı bir kadına yardım eden sandık görevlisi oyu AKP'ye bastı. Olayla ilgili tutanak tutuldu. <laughs> Ferud'un Tınastepe İlköğretim Okulu 1004 nolu sandıkta sivil polis görev kağıdıyla ikinci defa oy kullandı. Sivil polisin oyu iptal edilip tutanak tutuldu. <laughs> Mardin'de AKP'li aday Faruk Kılıç'ın akrabaları toplu oy kullanımını kayıt altına almak isteyen Yeşil Sol Parti'nin müşahitlerine saldırdı. Ağrı Diyadin'de uzun namlulu silahıyla okula giden korucu Yeşil Sol Partili görevlilerin itirazıyla dışarı çıkarıldı. Ya Bismillah. Şanlıurfa'da bir kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a peş peşe oy kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı sandık kurulu üyelerinin darp edildiğini ve valiyle emniyet müdürüne ulaşamadıklarını söyledi. Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Körgüden köyünde 1036 nolu sandık başkanı ve görevliler zorla sandıktan uzaklaştırıldı. Birden fazla kişi kabine girerek toplu oy kullandı. CHP olayla ilgili tutanak tuttu. <laughs> Kocaeli Gölcük'te vatandaşların oy kullandığı bir okula AKP'liler tarafından tok getirildi. Vatandaşların oy kullandıktan sonra toga binerek fotoğraf çektirdiği görüldü. Mardin'in Nusaybin ilçesindeki Süleyman Bölünmez Lisesi'nde AKP ilçe başkanı Latif Özelle silahlı korumaları, sandık başkanı ve sandık görevlileri üzerinde baskı kurmak istedi. Olayla ilgili tutanak tutuldu. Erzurum'da okuma yazma bilmeyen vatandaşın oy kullanması için müşahit ve görevliler de kabine girdi. CHP itiraz etti. Bakan yanığın özel kalem müdürü Volkan Işıklı oy kullanma kabinine 18 yaşından küçük çocukla girerek oy kullandırdı. İstanbul Pendik Anadolu Lisesi'nde MHP milletvekili adayı ve korumaları seçmenlere saldırdı. Şimdi Hatice Hanım da diyor ki Adıcı Hanım, niye pes edeceksiniz ya? Ya sen pes etmek bilmez misin diye soruyor da. Olmaz. Bu arada Türkiye'nin risk primi arttı. Dünkü seçim sonucundan sonra evrim, devrim, zelyut, CDS'ler 70 puan yukarı çıktı diyor. Şimdi bakın. Hmm. Defne Hanım, Fuat Yıldırım, Hacer Fogo, Mısra seçimden sonra Meclise gelemediler ama Fatih Erbakan ve Zekeriya Yapıcıoğlu gibi isimler geldi. Hüdapar mesela geldi meclise diye üzüntü belirtmiş o. Bir başkası bakın ben de şöyle düşünüyordum. Hani biraz evvel söyledim ya size. Ya üzüntülüyüm, canım çıktı, çok demoralize oldum, yıkıldım falan diyenlere sormak istiyorum. Biraz evvel sorduğum gibi. Hanımefendiler, beyefendiler, Kolay mı zannediyordunuz? Peki kolay mı pes edeceksiniz? İki hafta sonraki seçimin olduğunu unutuyor musunuz? Peki bütün bu seçim döneminde yaşananlar, bu eşitsiz, adaletsiz rekabet koşullarında ne zannediyordunuz? Bakın bir başkası sanki bütün seçim süreci çok adilmiş gibi, devletin tüm imkanlarını kullanmamışlar gibi, bu ve benzeri manipülasyonları yapacaklarını bilmiyormuşçasına hemen gardınızı indiriyorsunuz. Düşmeyin diyor. Biraz evvel CHP ile ilgili vermiş olduğumuz grafikteki bir detaya, bir teknik hataya işaret eden izleyenlerim var Kadir Bey. O halde şuradaki detayı size aktaracağım. Partilerin performansı tekrar etmek istiyorum ama. Şöyle anlayın. Bir sınava girdiniz pazar günü. Ama istediğiniz sonucu elde edemediniz. Olabilir mi? Olabilir. Peki hani vize gibi diyeyim vize. Hah vize güzel örnek oldu. Ha iyi. Aferin aklıma geldi. Şimdi bakın bir vizeye girdiniz üniversite sınavında önemli bir sınava. Fakat sınıfı geçmek için o vizeden başarılı olamadınız değil miyim? İstediğiniz puanı tutturamadınız. Heh, şimdi oldu. Arkadaş, 2 hafta sonra final var. Final sınavı var. Eğer ben bu vizeden 49,5 aldım canım, istediğim sonuca ulaşamadım deyip hayıflanırsanız, moraliniz bozulursa o finale hiç girmeyin daha iyi. Ama istediğim sonucu elde edemedim ama iki hafta sonra final var derseniz ve onun gereğini yaparsanız finalde alacağınız oyla vizeyinin ortalamasını da yükseltirsiniz ve sınıfı geçersiniz efendim. Bu kadar basit. Vallahi güzel örnek oldu. En azından böyle anlatalım. Şimdi bakınız Haziran 2015 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi %24.95 oy almıştı. Kasım'da o aradaki Kasım hepiniz hatırlıyorsunuz iktidarın o sırada düşmüş olduğu bir dönem. Sonra %25.32, Haziran seçimlerinde %22.65 ve dünkü seçimlerde %25.73 oy oranına ulaştı. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne bakalım. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de bu seçim dönemlerinde almış olduğu oylardan yola çıkarak performansı. Haziran 2015 seçiminde Adalet ve Kalkınma Partisi %40.87 oy almıştı. Kasım'da o arada yaşananlar, işte o kampanya döneminde yaşadıklarımız ve Adalet ve Kalkınma Partisi %49.50'ye yükseltmişti. Haziran 2018'de %42.56 ve dün itibariyle de Mayıs 2023 AK Parti %35.77'ye düştü. Şöyle bir bakarsanız son 4 seçimin en düşük sonucuna ulaştı Adalet ve Kalkınma Partisi meseleye bu açıdan da bakalım. Peki MHP ne yaptı? Bir de MHP'nin performansı.